Evet, Baymak kombi F-37 arızası neden yapar? Nasıl yapılır? Servisle görüştüm. Cihazın içerisinde su kalmadığı zaman bu arızayı veriyormuş. Gördüğünüz gibi. Böyle olduğunda şu vanayı açıyoruz. Normal kombiye su verdiğimiz vana. Su dolmaya başladı. Şimdi barın yükselmesini bekliyoruz. Arızamız F-37'den AB'ye döndü. Gördüğünüz gibi. Barımızı kontrol ediyoruz. 2'ye geldi. Yavaş yavaş suyumuzu kapatıyoruz. Çeviriyoruz vanamızı. Kapattık. Bar 1,5-2 arası iyidir. Bekliyoruz. Kombimiz çalışıyor. Kendi kendine düzelecek dediler. Bekliyorum. Hala 1,5-2 arasında bir değişiklik yok. Yani su işi tamam. Su ekleme işi. Sıcaklığımız falan ayarlı. Evet, düzeldi. 27 derece yazıyor şu an. Şey 23 yazıyor. Bunu ben 50'de kullanıyorum sıcaklığını. Hadi çeşmemize bakalım. Çeşmemizi açıyoruz. Bekliyoruz. Suyumuzun ısınmasını. Biraz zaman alıyor. İlk defa şey yapıyoruz çünkü. Açıyoruz. Evet, ısınmaya başladı. Yani şu an 30'larda falandır herhalde. Sıcak olmaya başladı iyice. Bayağı yükseldi. Şimdi gidelim kombimize bakalım kaç derece olmuş. 49 derecede. 48, 47, 49. Yani normal ısınma derecesine geçtik. Tabii yaz gelmeye başladı. Bunu da bu şekilde yanlış yeri kapattık. Buraya getirdik. Tamam, ısınıyor. Bu kombi bu arızayı niye yaptı? Onu da söyleyeyim. Birkaç günlüğüne tatile gittik. 2023 bayram tatili. Bu ara ben şu yanda şartel var. Ne olur ne olmaz diye şarteli kapattım. Vanayı kapattım.
doğal gaz vanasını. O ara tabii içerideki su miktarı azaldı. Su azalınca bu F37, F37 arızasını veriyormuş. Serviste görüştüm, dedim böyle böyle servis çağırmama gerek var mı dedim. Dediler ki o içerisinde su kalmadığı için vanayı açın, içerisindeki su miktarını normal seviyeye getirin, ondan sonra düzelecek dediler. Tekrar suyumuza bakıyoruz. Evet, artık elle yakıyor. Kapatabiliriz.